Evet, şimdi yapacağımız çalışma şuradaki gibi. Bakın burada ben slotlar görüyorum. Çok basit bir şekil. Dışarıda bir slot var, içeride iki slot var. Sonra da burada çeşitli daireler var. Delik oluşturacağız. Burada kademeli bir şekilde oluşturacağız. Ölçülerini vermiş. Burada fillet'ler var vesaire. Şimdi çalışmamıza başlayalım. Şuradan yapacağız. Bakın şuradan slot aracını aldım. Slotlarımı çizmeye başlıyorum. Birinci slotum genişlikleri bunların hepsinin 30 olacakmış. Yani ölçü 30 olacakmış. Ayrıca yarı çaplara 5, 8, en dıştaki 18 verilmiş. Demek ki 10, 16 olacak. Şurayı yanlış girdik. Evet. 10 16 ve en dışarıdaki de 36'ymış. Bu şekilde oluşturduk. Sonra burada bunu bir extrude edelim. Sonra delikleri oluşturalım ya da tam ter herhalde öyle yapsak daha iyi olacak. Şimdi bunu kademeli olarak extrude edelim. Yani finish dedik şöyle. Neden bahsediyoruz? Bakın önce en dışarıyı extrude edelim. Sonra ortayı, sonra da şurayı yani şu alanları sırayla yapalım. Çünkü hepsinin boyutu birbirinden farklı. Bunu seçtiğim zaman bunun yüksekliğinin ne kadar olduğunu görüyorum. 5'miş. 5. Tamam dedik. Şuradan skeçleri açıyoruz tekrar. Extrude diyorum. Şu alanın yüksekliği ki bu yüksekmiş bayağı. 16 olması lazım. 11 1 vermiş, 5 1 vermiş. 16. Tamam. Bir de şu orta alandaki yüksekliğimiz var. Yani bakın 5'i çizdik şurası. 16'yı çizdik. Bir de buradan 11 varmış. 5 daha düşük. O zaman şunu seçtikten sonra 11 çizdik. Tamam. Şimdi burada şu düzlemde şurayı seçiyorum. Benim çemberlerim olacak. Bunları çizelim. Şimdi 3 tanesini çizip ondan sonra mirror'la aynalama yaparız. Şimdi bir tanesi şuradaymış. Bunların çapını kaç vermiş? Baktığım zaman 4'e 7. Bir tane 4 olacak. Bir tane de 7 olacak. Sonra iki tane daha yapacağız. Bu yaptıklarımız da bakın şunun aynı hizada olacak. Buradan getiriyorum. 4'e 7. Aynısından bir tane de şuraya oluşturuyorum. Şuradan geldim. 4'e 7. Şimdi bu ikisinin arasındaki mesafe 26 olması gerekiyormuş. Yani şununla şunun arasındaki mesafe 26 olacakmış. Dışarıya doğru ne kadarlık bir boşluk olur? Şimdi bunun toplam genişliği bunu düşünmemiz lazım. Ya da şöyle ölçebiliriz. Şu noktayla şu nokta arası 5,34 demiş. Şu noktayla şu nokta arası 4,65. Muhtemelen 5 o zaman. Beşer birimlik fark olacak. Şurayla şura arası 5 diyorum. Dolayısıyla şurayla şura arasındaki mesafe de 5. Tamam. Ölçümüz oldu. Şimdi şuradan bir orta noktayı bulup çizik atalım. Şöyle geldik. Bunu şöyle yapalım o zaman. Buradaki alanın genişliği 30'du. Şuradan başladım.
15. Şurası dedik. Şöyle bir çizgi çizelim. Şimdi burada mirror parametresini aldık şuradan. Neredeydi mirror? Şu. Şunun. Şunu bir daha seçelim. Ve şunun. Şuna göre. Okey dedim. Bu da tamam. Şimdi bunlara extrude etmek kaldı. Finish diyorum. Nasıl yapacağız extrude işlemini? Seçtik. Şu içteki alan tamamıyla delikmiş. Dıştaki alanda 1 milimetre çapında aşağı inmiş. O zaman şunu ve şunu delik yaptım. Tekrar skeci açıyorum. Extrude'a geldik. Şu ve şu. Bunları da -1 yaptığım zaman 1 milimetreymiş buradaki. Şöyle kapattık skeçleri. Bakın şeklimiz oluştu. Sadece burada kenarlarda şu hizada ve şu içeride fillet'lar var. Bakın bunlar da 1'lik, 1 milimetrelik. Hemen geldik buradan fillet'i seçtim. Şurası ve şurası 1 milimetre olacak dedi. Evet, şeklimiz bu kadar. Burada gördüğümüz gibi şeklin birebir aynısını çizmiş olduk.